Dizi TV'de bu hafta sizi rengarenk, keyifli ve eğlenceli bir karnavala götürüyoruz. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yine sokaklarda kutlandı. Karnavalın muhteşem dönüşüyle yurt içinden ve yurt dışından binlerce insan Adana'da buluştu. İnsanlar Adana'da yaşadım. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın en keyifli anlarından bazıları da organizasyonun simgelerinden kortejde yaşandı. Adana'ya gelen ünlü isimler kortejin bir parçası olurken katılımcılar sevdikleri ünlü yüzleri yanı başlarında görmenin keyfini çıkardılar. Bir zamanlar Çukurova'nın en renkli karakterlerinden Abdülkadir Keskin'e hayat veren Erkan Bektaş da karnavala katılan isimler arasında. Merhabalar sevgili Erkan Bektaş. Adana'da çok özel bir karnavalın içindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Yani Adana bu anlamda çok renkli bir yer zaten. Lezzet Festivali var, işte Portakal Çiçeği var. İnsanı da yemeği içmeyi çok seviyor. Çevre illerden buraya bugün 2 milyon kadar insanın geldiği söyleniyor. Sokaklar çok kalabalık ve çok renkli. Her zaman festivaller şehirlerin hangi şehirlerde yapılırsa ona bereket getirirler. Buraya da getirmiş gibi görünüyor. Ben de burada olmaktan çok keyifliyim. Bir süredir Adana'da yaşadığınızı göz önünde bulundurarak sormak istiyoruz. Bu renkli şehrin sizin açınızdan en dikkat çekici yanı nedir? Toprağı çok bereketli, her taraf su, Seyhan, Ceyhan, kanallar, yani sürekli yoldaysanız su görüyorsunuz ve her taraf yemyeşil ve ağaçlarda turuncu turunçları görmek, lamba gibiler sanki, o kadar keyifli ki. Şehir düz, ben de bisiklet sürmeyi çok seviyorum, bisiklet sürüyorum burada. Çok sevdim ya, bayıldım buraya ben. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı oldukça hareketli ve yoğun geçiyor. Hal böyle olunca usta oyuncu Altan Gördüm'ü günün sonuna doğru yakalıyoruz. Yağmur bastırmak üzere. Adana'nın mevsim normalleri, bu gündüz sıcak sayılabilecek bir hava vardı. Şimdi hava kararınca yağmurla birlikte Adana'nın normali bu. Güzel bir bahar yağmuru yağıyor. O da berekettir biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Hem karnavalın bereketi hem yağmurun bereketi. Bundan sonra bütün ülkemiz için daha iyi olur diye ümit ediyorum. Sevgili Altan Gördüm, Adana'nın markası haline gelen bir karnavaldayız. Kurucu isimlerinden birisiniz. Bu renkli ortam ve kültür buluşması size neler hissettiriyor? Adana zaten bunu hak ediyordu. Siz de gördünüz. Yani insanlar canı yürekten katılıyor karnavala, en azından izleyici olarak bizi destekliyorlar. Umarım daha da büyük kapılar açar karnaval. Ertesi gün karnaval kapsamında süren etkinlikleri görüntülemek için Kozan'a uzanıyoruz. Burası bir zamanlar Çukurova'nın ana çekim mekanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Dizinin sevilen oyuncularından Erkan Bektaş Adana'dan sonra Kozan'daki etkinliklere de katılıyor. Kozan Barajı coğrafyanın en güzel yerlerinden. Karnaval vesilesiyle biz de başarılı oyuncu Erkan Bektaş'la birlikte barajda keyifli bir tekne turu yapıyoruz. Sevgili Erkan Bektaş, karnaval nasıl geçiyor? Bence bir şehrin, bir ilçenin karnavalı olması müthiş bir şey. Esnaf mutlu oluyor, halk mutlu oluyor, eğleniyor insanlar. Bugün Kozan'dayız. Kozan'da işte çarşıdaydım biraz önce. Ya, o kadar büyük ilgi var ki. O kadar keyifli ki. O yüzden karnaval ya da festival yapabilmek
çok büyük bir lüks ve çok büyük bir keyif sanırım bir şehir için. Adana'da ve özellikle Kozan'da size yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Bu durum size ne hissettiriyor? Biz dönem işi çektiğimiz için mesela Adana'da şehrin içine giremiyoruz. Şehrin dışında, kenarda bir yerlerde. Kozan'da şehrin tam merkezinde çekiyoruz. Her çekime geldiğimizde o ilgiyi, muhteşem ilgiyi görüyoruz zaten. O yüzden de çok çok keyif alıyoruz. Zaten hani bundan öte bir şey değil ki bizimki. Hani yaptığımız iş görülsün, insanlar sevsin. Bunu istiyoruz ve karşılığını alıyoruz. Dizi TV olarak uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bulunmanın ve bu keyifli ortamı deneyimlemenin mutluluğunu yaşadık. Bu renkli karnavalda bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyoruz.